Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda canlıların sınıflandırılması ile ilgili soru çözümü yapacağız. Testlerden daha çok size katkı sağlayacağını düşündüğüm soruları seçtim. Onları sizinle paylaşacağım. 9. soruyla başlayalım. Peptidoglikan oluşumunu engelleyen kimyasal bir maddenin aşağıdaki canlılardan hangisini etkilemesi beklenir? Bakın, peptidoglikan sadece bakterilerin hücre duvarında bulunan bir madde. Yani peptidoglikan yapı bakterilere özgü bir şey. Dolayısıyla o zaman bunun oluşumunu engelleyen bir maddenin bakterinin üremesini engellemesi beklenir. Şıklara baktığımız zaman diğer bütün şıklarda arkeler var ama A şıkkında bakteri var. Burada aerobik bakteri ya da anaerobik bakteri olması önemli değil. Önemli olan bakteri olmuş olması arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bakteri çeşidi en fazladır? Bakın, bu tür sorularda hepsinde ortak olan özelliği arayacağız. Şimdi endospor olumsuz şartlara dayanıklılık sağlayan bir yapı ama bazı bakterilerde var. Bütün bakterilerde bulunmaz. Konjugasyon bakterilerde kalıtsal çeşitlilik sağlayan bir gen aktarımıdır. Ama konjugasyon bütün bakterilerde olmaz. Kapsüle sahip olma hastalık yapıcı bakterilerde bulunan bir özelliktir. Yine hepsinde bulunmaz. Ayrıştırıcı özellikte olma, yine bakterilerin hepsi ayrıştırıcı değil. Bazıları fotosentez yapar, bazıları kemosentez yapar. Ancak enzim sentezi ya da protein sentezi sadece bakterilerde değil, bütün canlılarda ortak olan bir özellik olduğu için bu sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet, 4. soruyla devam edelim. Bakın, grafikte vücut sıcaklığıyla dış ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi vermiş. Y canlısında sıcaklık daha çok değişkenken X canlısında sabite yakın. Tabi hafif iniş çıkışlar olabilir. Yani mesela biz sıcak kanlı canlıyız ama bizim vücut ısımız hastalık anında birazcık da olsa yükselebilir. Ama sabite yakın, sonradan dengeleniyor sonuçta. Dolayısıyla burada X olarak belirtilen canlı o zaman vücut sıcaklığı sabit olan canlı, yani sıcak kanlı canlı, bir diğer ismiyle endoterm canlı. Ama Y ile belirttiğimiz canlı ise soğuk kanlı ya da bir diğer adıyla ektoterm canlı. Peki kimler sıcak kanlı, kimler soğuk kanlı? Bakın, kuşlar ve memeliler, bunlar sıcak kanlı. Geri kalan hayvanlar, yani balık, kurbağa, sürüngen, bunlar ne arkadaşlar? Soğukkanlı. O zaman biz bunları eşleştirdiğimiz zaman, bakın, X olan yere timsah yazamayız. Çünkü timsah bir sürüngen, yani soğukkanlı. Semender kurbağalar sınıfında ya da amfibiya sınıfında bulunur, yine soğukkanlı. Bukalemun sürüngen bir canlı, yine soğukkanlı. Kartal kuşlar sınıfında, dolayısıyla bu ikisi sıcakkanlı. Diğer şıklarımıza baktığımız zaman, şimdi Y kertenkele. Kertenkele sürüngenler grubunda olduğu için soğukkanlıdır. Ancak fil memeliler grubunda bulunduğu için sıcakkanlıdır. Yani Y'ye fili yazamam. Bu durumda cevabımız ne olmuş oldu? Adana olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Yukarıdaki özelliklere sahip olan hayvan türlerinin sayısı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın, şimdi bir defa hayvanların hepsi heterotrof beslenir. Bütün hayvanlar omurgalı omurgasız. Peki embriyonik dönemde notokord bulundurma. Notokord ilkel omurga demek. Omurgalı hayvanlarda embriyonik dönemde notokord bulunur. Zamanla bu notokord omurgaya dönüşür. Peki o zaman embriyonik dönemde notokord bulundurma omurgalı hayvanların özelliği. Omurgasızlarda yok. Olgun al yuvarların çekirdeksiz olması ise omurgalılar içerisinde sadece memelilere ait bir özelliktir. Dolayısıyla bunlara sahip olan hayvan türlerine baktığımız zaman o zaman 1 en fazla, sonra 2, sonra da 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, 5. soruyla devam edelim. Bir ortama eklenen virüsün sayısında meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bakın, virüs sayısı önce artmış, sonra sabit, artmış, sabit, artmış. Öncelikle şunu belirteyim. Virüs bir konak hücrenin içerisine girdiği zaman artar. Konak hücreyi parçaladıktan sonra hücre dışına çıktığı zaman kristalize olur. Bu yüzden bu süreçte nedir? Sabit.
Yeni konak hücreye girdiği zaman tekrar artar. Sonra dışarı çıkınca yine kristalize olur. Yani böyle bazı yerlerde artıp bazı yerlerde sabit olmanın sebebi neymiş demek ki? Virüsün hücre dışında kristalize olmasıdır arkadaşlar. Peki sonuç olarak virüsün sayısı artmış. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın virüsler beslenmez. Virüsler için önemli olan besin değil. Virüs için önemli olan canlı hücre olması. Çünkü sadece canlı hücrenin içinde virüsler çoğalabilir. O zaman deney tüplerine baktığımız zaman glikoz, amino asit, su, mineral var ama canlı hücre yok. O zaman virüs burada çoğalamaz. Burada yine protein, vitamin, su, mineral var. Canlı hücre yok. Yine virüs çoğalamaz. Glikoz, amino asit, su, mineral önemli değil. Burada ne var? Bakteri var. Bakteri olması da şart değil. Bakteri olur, yumurta hücresi olur ya da bitkinin yaprak hücresi olur vesaire. Sonuç olarak canlı hücre olursa virüs orada çoğalabilir. Bizim bu sorularda aramamız gereken nokta buymuş demek ki. Evet, 10. soruyla devam edelim. Bakın bu soru birçok yayında benzeri olan ve üniversite sınavında da benzerleri çıkan bir soru tipi. Bu yüzden bu soruyu iyi bir şekilde yorumlamamız önemli. Dikkatle dinleyelim bu soruyu. Bakın, normalde basit kültür ortamında üreyebilen bir bakteri soyu diyor. X ışınlarına maruz kaldıktan sonra mutant ırklar basit kültür ortamına bırakıldığında üreyememiştir. Bakın normalde önceden burada üreyebiliyordu. Ama X ışınlarına maruz kaldıktan sonra üreyememiş. Demek ki bir maddeyi daha önceden üretiyordu, mutasyondan sonra üretemez hale geldi. İşte bu sorularda neyi üretemez hale geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Bakalım, diyor ki basit kültür ortamına çeşitli amino asitler eklenip izlendiğinde 2, 3 ve 4. deney kabında bakterilerin üreyebildiği diyor. Yani bu ortamda üreyebilmiş. Ama 1 ve 5'te üreyememiştir diyor. Şimdi 1 zaten basit kültür ortamı. Burada bakteri üreyememiş. Peki 5, 5. ortama biz ne yapmışız? Serin amino asidi ve lösin amino asidi eklemişiz. Yalnız bakteri yine de üreyememiş. Eğer bu bakterinin üretemediği madde serin ya da lösin olsaydı, biz bu amino asitleri eklediğimiz zaman onları hazır alarak üreyebilirdi. Demek ki bu bakterinin üretemediği madde serin ya da lösin değilmiş. Peki biz basit kültür ortamına alanin eklediğimiz zaman bakteri üremiş mi? Üremiş. Bakın, sadece bu iki deneyden bile anlaşılabilir. Basit kültür ortamında bakteri üreyememiş. Alanin eklemişiz, üreyebilmiş. O zaman bu bakterinin alanin sentezleyemediğini söyleyebilirim. Peki buraya triptofan ve alanin eklemişim, yine üremiş. Sonuçta alanin var. Mesela burada triptofan olmadığı halde üreyebilmiş. Demek ki üretemediğim madde triptofan değil. Neymiş? Alanin. Yine buraya baktığımız zaman alanin ve serin eklemişiz, yine üremiş. Dikkat ederseniz ürediği yerlerin hepsinde ne var? Alanin var. Mesela burada serin ve lösin var. Alanin olmadığı için üreyememiş. O zaman bu bakteri de alanin amino asitinin üretimiyle ilgili gende bir problem olmuştur. Soru bize diyor ki basit kültür ortamına çeşitli amino asitler ekleyip izlemişiz. Gelelim şıklara bakalım. Alanin amino asitinin eksikliği lösin amino asidi ile giderilemez. Zaten bir amino asidin eksikliği diğeriyle giderilemez. Eğer giderilseydi bakteri burada da üreyebilirdi. O zaman bu doğru bir ifade. Mutant bakterilerde protein sentezinden sorumlu genler zarar görmüştür. Bakın bu çok düşürücü bir şık. Şimdi bu bakteride protein senteziyle ilgili gende mutasyon olsaydı, ben bu amino asidi verseydim bile bu amino asidi kullanıp protein sentezleyemezdi. Yani bu durumda bu bakteri yine çoğalamazdı. O zaman protein sentezinden sorumlu gende değil de amino asit sentezinden sorumlu gende mutasyonlanmıştır. Yani bu ifade yanlıştır. Çünkü soruda bize diyor ki biz amino asit ekledik buraya. Gelelim diğer şıklara. Mutasyondan önce bu bakteri soyu ihtiyaç duyduğu amino asitleri sentezleyebilmektedir. Şimdi mutasyondan önce basit kültür ortamında üreyebildiğini söylüyor. Demek ki bu amino asitleri kendisi üretebiliyordu. Mutasyon sonucunda alanin amino asidin sentezinde sorun oluşmuştur. Doğrudur ki biz az önce belirttik. Mutant ırklar alanin amino asidini ortamdan alarak üremelerini sürdürebilir. İkinci deneyde olduğu gibi bu ifade de doğrudur. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.